arkadaşlar şimdi de küresel örgütlere bir bakacağız. Küresel örgütlerde ilk başladığımız siyasi örgütler. Siyasi örgütlerden ilk göreceğimiz de Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'i Türkiye kurucu üyelerindendir. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir detay. Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945 yılında 51 ülke ile kurulmuştur. New York merkez alınarak kurulmuş bir örgüttür. Dünya barışını korumak temel esasımız Birleşmiş Milletler'de. 6 ana organa, 18 özel kuruluşa sahip, 16 uzman kuruluşu bulunan bu örgüt şu an 192 üye sayısına ulaşmış örgütler arasındadır. Peki ana organları demiştik. Ana organlar nelerdir? Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik. Burada arkadaşlar Genel Sekreterlik yine en önemli organlardan bir tanesi temsili olarak bunu da unutmayalım. Güvenlik konseyini 5 daimi. Bu da önemli. Burada lütfen dikkat edelim. Bakın ben buraya yıldız koyuyorum. Bununla ilgili detayları atlamayalım. 5 daimi 15 ülke oluşturmakta güvenlik konseyini. Bu 5 daimi ülkenin veto etme hakkı var. Veto hakkı nedir arkadaşlar? Geri çevirme yani onay vermeyip geri çevirme hakkına sahip olan 5 ülkemiz yalnızca bu ülkeler. Onlar İngiltere, Fransa, ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerdir. Askeri örgütler deyince aklımıza ilk gelecek örgüt ise NATO. NATO Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü olarak açılım göstermekte. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı ABD desteğiyle kurulmuştur. O dönem hatırlarsınız Rusya'nın da bu anlamda bir takım girişimleri olmuştu. Türkiye'de NATO kendi yanına çekebilmek için Rusya almasın diye hemen ne yaptı? NATO'ya Türkiye ile ilgili üyelik başvurusuna bulunmasını destekledim. ABD Kanada tarafından 9 Nisan 1949'da Washington'da kurulmuştur. Merkezi ise Brüksel'dir. Bakın arkadaşlar kurulduğu yer Washington ama merkez alınan yer Brüksel. Türkiye 1952 yılında üye olmuştur NATO'ya. Bunu unutmayalım. Bunlardan bir tanesi de ekonomik örgütler. Ekonomik örgütlerde ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü öncelikli örgütümüz. OECD diye yazılan örgüt ABD teşvikiyle Batı Avrupa ülkeleri tarafından 14 Aralık 1960 yılında imzalanan Paris Anlaşması ile kurulmuş bir örgüttür. Gelişmişliği artırmaya yönelik çalışır. Türkiye yine üye ülkelerden bir tanesidir. OECD'ye bunu da unutmayalım. OPEC petrol ihraç eden ülkeler. Bakın aslında burada hemen yuvarlak içine aldığımız yer bize asıl tanımı veriyor. Petrol ihraç eden diyor. Türkiye bu anlamda buraya üyelik kazanmamıştır. Çünkü Türkiye petrol ihraç edebilecek ülkeler arasında gösterilemez. O yüzden OPEC Türkiye tarafından üyelik yapılmamıştır. 1960'ta Bağdat'ta Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Venezuela gibi devletlerin birleşmesiyle kurulmuş olan örgüt, dünya petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkin role sahip örgütler arasındadır. IMF, International Money Fund yani Uluslararası Para Fonu 1944'te 44 devletin imzasıyla kurulmuş ve 47'de fiilen çalışmalara başlamıştır. Türkiye 1947'de resmi üyeliğini almıştır. IMF'e halen de IMF ile ilgili sıkıntılarımız günümüzde de devam etmekte. Dünya Bankası 1947'de Birleşmiş Milletler'in özel kuruluşlarından biri olarak kurulmuş ve halen devam etmekte olan bir kuruluştur. G8'e bakalım hemen arkadaşlar. G8'de bulunan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkeler kendi içlerinde ve dünya pazarında gelişmişliği biraz daha artırmak adına bu örgütü kurmuşlar. Bunların başını ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Rusya gibi ülkeler çekmektedir. Dünya ekonomisinin %65'ini oluşturan bu örgüte Türkiye üyelik almamıştır. Bunu da unutmayalım. Hemen buraya bir eksi koymakta fayda var. G20 Türkiye'nin önderliğinde yine arkadaşlar ABD'nin, Hindistan'ın, Japonya'nın, Brezilya'nın, Rusya'nın, Almanya'nın, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan'ın, Meksika, Güney Afrika, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya ve Endonezya'nın kurduğu bir örgüttür. G20, G8'in yanında gelişmekte olan ülkelerin kapsamlı olarak dünya pazarına yer edinebilmesi amacıyla kurulmuş bir örgüt. Ve Türkiye üye bunu da unutmayalım. Hemen arkasından çevre örgütleri. Burada aklımıza gelecek İlk ve yegane örgütte Greenpeace yani Yeşil Barış 1971'de kurulmuş 1991'de Türkiye Greenpeace ofisi açmıştır. Bakın burada üyelik hakkı yoktur Greenpeace sponsorluk da kabul etmez sadece kendi üyelerinden topladığı aylık ücretlerle kendi yapacağı bildirimleri yayınlar ve buna bağlı olarak yaptırımlar uygular. Yani biz diyoruz ki hepsinin örgütlenme düzeyi mevcut ama Greenpeace'de böyle bir düzen yoktur bunu da unutmayalım. Bölgesel örgütler Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne Türkiye üye mi arkadaşlar? Hayır. Üye olma sürecine girdik. 1996'da müzakerelerle başlayan bu süreç devam etmekte. Ama Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye üyeliği halen resmi olarak bulunmamaktadır. Bunu da unutmayalım. Paris Anlaşması ile kurulmuş ortak parası avrodur. Bir takım ülkeler üye olmasına rağmen avroyu kullanmamakta. Bununla ilgili detayları da de diğer derslerimizde vereceğiz. Kim? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü burada arkadaşlar Türkiye'nin önderliğinde kuruluyor. Kesinlikle bu örgüt. Nedir peki amacı? Aslında tanımdan da e, anlayacağımız üzere Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karadeniz'in bu anlamda örgütlü ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olmasını sağlamak için kurulmuş bir örgüt. Türkiye önderliğinde kurulmuştur. Hangi ülkeler vardır? 92'de Türkiye Arnavutluk, Romanya, Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Yunanistan, ve Moldova ile kurulan örgüttür. Yine K ile ilgili karşımıza çıkacak sorulardan bazıları şunlardır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün üye olmasına rağmen Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeler nelerdir diye sorabilir. Bunu da ilerleyen derslerimizde ufak kodlamalar ve şifrelemelerle vereceğiz. Nafta Türkiye'nin üyeliği yoktur. Aslında birçok dünya ülkesinin üyeliği yoktur. Neden dersek aslında açına bakarsak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği diyor. Kuzey Amerika'da bulunan ülkeleri hatırlayalım. Meksika aşağıdan yukarıya doğru. ABD yine aynı şekilde ve en son Kanada. Demek ki Kuzey Amerika kanadını içine alacak bu örgüt Meksika, ABD ve Kanada'nın bu anlamda kurabileceği örgüttür. Diğer dünya ülkelerinin bu örgüte üye olması zaten beklenmiyor. O yüzden Türkiye'nin de üyeliği yoktur. Bunu unutmayalım.